Sevgili izleyiciler, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Karlov suikastine ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede çok çarpıcı başlıklar var. Hemen dönelim Ankara'ya. Arkadaşımız Emre Kol iddianamenin detaylarıyla karşımızda. Emre. Evet, Karlov suikastı 19 Aralık 2016 tarihinde işlenmişti ve iddianamesi bugün tamamlandı. 600 sayfalık iddianamede bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen olarak belirtildi. 28 kişi, zaten örgüt üyesi olan 28 kişi de o listede yer alıyor. Kimler var? Emre Uslu, Şerif Ali Tekalın gibi yine FETÖ'nün çatı yöneticilerinin isimleri de iddianamede yer alıyor. Bu arada şimdi ekranlara da yine gelecektir. O suikastçı Mevlüt Altın Taşı'nda öldürülmesine ait görüntüler de ilk defa iddianameye yansıdı. Onları da ekranlara getirelim. Karlov'u öldürdükten hemen sonra operasyon düzenlemişti polisler ve suikastçı de resim sergisinin içerisinde kendini bir kolonun arkasına saklamaya çalıştığı görülüyor. Bir yandan da elindeki silahla polise mukavemet gösteriyor, ateş ediyor. Çıkan çatışma sırasında vurulduğu da yine oradaki fotoğraf karelerinden iddianameye yansıdı. Yere düşüyor ama elindeki silahı bırakmıyor. Yine ateş açarak polise karşılık vermeye çalışıyor. Ve en son karede de artık Mevlüt Altıntaş'ın etkisiz halde getirildiği ve yerde hareketsiz olarak olduğu, etrafında polisler tarafından sarıldığını görüyoruz. Mevlüt Mert Altıntaş, peki bağlantılar nasıl? Fethullah Gülen'e kadar uzanan, öncelikle şöyle MİT'in içine sızmış olan FETÖ örgüt üyelerinin bilgi vermesiyle başlıyor FETÖ'ye her şey. Onlar da Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesini hemen sonrasında verdiklerini itiraf ediyorlar. Tutuklu bunlar, eski MİT personelleri oluyorlar aynı zamanda ve verdikleri ifadelerde şöyle bir noktayı aktarabiliriz. Mesela MİT eski personeli Yusuf Kod adlı Hüseyin Kötüce, örgüt abisi olan Sadık Kod adlı Cemal Karahatay'a kendisinden Karlov bilgilerini, Karlov'la ilgili tüm detayları, yani nereye gider, ne yapar, yanında koruma var mı gibi tüm bilgileri aktardığını ve o Karahatay'ın da doğrudan Amerika'ya giderek Fethullah Gülen'e bu bilgileri verdiğini ve daha sonra da silsile yoluyla suikast talimatını Mevlüt Altıntaş'ın ağabeyi olarak belirtilen eski Bilişim Teknolojileri Kurulu çalışanı Şahin Söğüt'e ulaştırdığını, Şahin Söğüt'ün de suikast infaz emrini, talimatını yine suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'a verdiği iddianamelerde belirtiliyor. Tabii onun arkasından da suikast gerçekleşmişti. Tüm bu bağlantıları 2 yıla yakın bir süre içerisinde emniyet ele geçirdi. Peki amaç neydi? Amaç burada, bakın, zaten daha önce de belirtildiği gibi Rus uçağının düşürülmesi konusunda FETÖ'nün parmağı araştırılıyordu. Aynı zamanda da Rus Büyükelçisi'nin de Türkiye'de, başkentte infaz edilmesi, hem de bir polis memuru tarafından infaz edilmesi sağlanarak iddianamede yazan budur. Türkiye'nin zor durumda, uluslararası kamuoyunda zor durumda kalması ve Rusya ile de ilişkilerinin daha da kötüye gitmesi amaçlanmıştır diye belirtiliyor. Diyelim, sözü tekrar stüdyoya size aktaralım. Teşekkür ediyoruz Emre Kola. Sevgili izleyiciler, Karlov suikastine ilişkin iddianame tamamlandı. Detaylar böyleydi.